Bugün Türkiye'yi yasa boğan o acı günün, Soma maden faciasının yıl dönümü. Toprak altında kalarak hayatlarını kaybeden 301 işçi gözyaşlarıyla anıldı. 3 yıl oldu, yok işte. Giden gelmiyor, yok. 1,5 yaşındaydı kaza olduğunda oğlum, yok. Ölen öldüğüyle kalıyor, başka da hiçbir şey yok. Şehitlik sabahın erken saatlerinde ziyaretçi akınına uğradı. Eller semaya onlar için kalktı. Yüreklerde yaşanan acı birdi. Kimi babasını kaybetti, kimi evladını, kimi de abisini. Hikayeler belki farklıydı ama yazılan kader aynıydı. Maden şehitlerinin mezarları başında duygu dolu anlar yaşandı. Şu damat. Damat. Oğlum gibidir aynen. Çok zor geçti. Çok zor geçti kızım. Kendi oğlum gibidir aynen. Şehitlik Kur'an-ı Kerim sesleriyle inledi. 3 yıldır babalarından ayrı olan çocuklar duygusal anlar yaşattı. Hele biri vardı ki babasına yazdığı mektup yürekleri dağladı. 11 yaşındaki Betül babasına duyduğu özlemi kağıda döktü. Babasını sevdiğini yazmış, özlediğini yazmış, unutamadığını yazmış. Her gün onu yaşadığımızı yazmış. 3 yıl demek ne demek? 3 yıldan beri biz onlarsız yaşıyoruz ve bundan sonra hep onlarsız yaşayacağız zaten. Onlar olmayacak. Ya çok özlüyor insan. Bildiğin gibi değil yani. Günden güne kardeşlerimi çok özlüyorum. Çok istiyorum onlar böyle hani çıkıp gelsin ama yok. Canları pahasına girdiler yerin metrelerce altına. Bazıları acemiydi. Yeni başlamıştı işi. Tıpkı 23 yaşındaki İsmail Öztürk gibi. Daha 4 gün olmuştu işe başlayalı. Ben dedi, anne dedi, hakkını helal dedi, giderken bana dedi, oğlum dedim, neden öyle diyorum dedim, sarıldı bana bu, giderken. 2 kere indi çıktı yukarıdan. Anneler gününde evladım bana verdi, şimdi de ben ona vereceğim. Her ne kadar 3 yıl geçse de facianın üstünden, yaralar hala ilk günkü gibi taze. Gözlerdeki yaşlar kurudu belki ama yüreklerdeki yaşlar dinmiyor.